Arkadaşlar merhaba. Bugün yine ilginç bir konu için sizlerle birlikteyiz. Bakın biraz sonra size koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ve bu tedbirler kapsamında bazı gemilerin, özellikle karantina kapsamında bekletilen gemilerin görüntülerini paylaşacağız. Şu anda yanımda yine gazeteci arkadaşım İsmail Öztürk de var. İsmail'le beraber hem bu gemilerin fotoğraflarını çekeceğiz hem de bu konu üzerinde onunla beraber söyleşeceğiz. İsmail, en son sen görüşme yaptın. Ne gibi bilgiler verdiler? Bu biraz sonra görüntülerini paylaşacağımız gemiler neden Yalova sahillerinde bekliyorlar? Şimdi karantina kuralları uygulanıyormuş. Hı-hı. Gemi kalktığı limandan itibaren 14 günlük karantina süresi uygulanıyormuş. Örneğin İtalya'dan kalkış yapan bir gemi 3 günde Yalova'ya ulaşıyormuş. 3 günün ardından geriye 11 gün kalıyor. 11 gün boyunca burada açıkta bekletiliyormuş gemiler. Peki şimdi bu gemiler 14 gün sonra Yalova'da tersaneler bölgesine ya da herhangi bir noktaya bu personellerini indirebiliyorlar mı? Hayır. Bir bilgin var mı? Şu an kesinlikle indiremiyorlar. Tabii hepsi zaten sahil sağlık güvenlik hudut birimi tarafından denetime tabi oluyorlar. Ardından herhangi bir problem kalmadığı zaman, karantina süresi de sona erdiği zaman iniş yapabiliyorlar Yalova sahillerine. Şimdi bu anlamda Yalova şöyle önemli bir yer arkadaşlar. Çünkü Yalova Türkiye'nin en önemli tersanelerinden birine sahip. Altınova bölgesinde çok önemli tersaneler var ve bu tersanelere gelen gemiler de çoğu kez burada işte bakımlarını yaptırtıyor, onarımlarını yaptırıyor. Ayrıca yine bir Ro-Ro limanı var. Burası da İtalya'nın Trieste limanı ile Yalova arasında taşımacılık yapıyor. O nedenle önemli bir noktada bulunuyor Yalova. Bu gemiler de o nedenle karantina altındalar ve bekletiliyorlar. Özellikle bu Ro-Ro limanında İsmail, gidip gelen gemiler var Trieste'ye. Evet. Oradaki o gemilerin personelleri de karaya indirilmiyormuş galiba. Senin de bu konuda bir bilgin var mı? Evet, hepsi sağlık kontrolüne tabi oluyorlar. Herhangi bir problem çıkmazsa o zaman iniş yapabiliyorlarmış. Evet, bakın isterseniz ben hemen size gemileri de göstereyim. Açıktaki gemiler şu anda karantina amacıyla bekletiliyorlar. Bunlar karantina süreci bittiğinde de limanlara yanaşacaklar, bakımlarını yapacaklar. Elemanlarını, personellerini belirli bir yer içerisinde indirebilecekler.